burada belki şunu eklemek gerekiyor Ümit Bey. Aslında mesela aynı şey muhalefet partileri için. Siz daha yeni katıldınız eee ya yani İyi Parti olarak ama ondan öncesinde CHP ve HDP bir süredir İyi Parti yani muhal aslında iktidarın açtığı gündemin den farklı bir gündem açmak konusunda, yaratmak konusunda ya da onların gündemlerine res çekip kendi gündeminin peşinden gitme konusunda ya da işte başından beri programı konuştuğumuz askeri konularda, dış politika konularında ama şimdi bize vatan düşmanı derler deyip iktidarın peşinde gitme konusunda çok hassastı ve böyle yapa yapa Sonunda nihayet olarak anladık ki bu doğru bir politika değil. Şimdi artık kendi gündemini yaratıyor, kendi gündeminin arkasında duruyor ve kendi gündeminin arkasında durduğu müddetçe de aslında pişe takılmanın da bir manası olmadığını anlamış bulundu. İşte biraz önce Murat Bey de söyledi ya da Emin mi söyledi? Gara operasyonunda gündemi kapattılar. Şimdi 128 milyarlık gündemi unutturmaya çalışıyorlar. İş dünyası da böyle değil mi onu soracağım yani bu kadar uzun çerçeveledim. Çünkü onlar da hep dediler ki ya işte şimdi laf edersek işletmemiz gider kredi almayız ya elim, şirketlerimize el koyarlar. E ne oldu şirketlerimize el koyarlar konar, konur diye hükümetin peşinden gidenlerin şirketlerine yine el konuldu. Yine ellerinden gitti bir şey fark etmedi sonuçta yaptıkları sadece peşine takılmak oldu bugün TÜSİAD eğer açıklama yapmıyorsa ve bunun onları kurtardığını zannediyorlarsa doğru mu yapıyorlar? Ve bugün eğer farklı bir şekilde dursalar güçlü kalabilirler mi hala? Çünkü endişeleri şu işletmelerim gidecek. Bu kadar insan Kime sorsak öyle. Ama ben bu kadar insan çalıştırıyorum. Ne güzel siz gazeteciler konuşuyorsunuz bakın. Evet ama bu gazeteciler de nereye kadar konuşabiliyorlar? Bedel ödeyen çok arkadaşımız var. Bunlardan bir tanesi Barış yanımızda oturuyor. Ya da Kadri Gürsel. dolayısıyla bu bedel ödemek meselesi maalesef eşit dağılmıyor toplamda. Bu kadar insan çalıştırıyor meselesine benim şöyle bir itirazım var. Evet. Bu kadar insan da o kadar büyük bir değer yaratıyor. Yani bana birisi ne zaman 300 kişi çalıştırıyorum, 500 kişi ekmek veriyorum dediğinde de onu söylüyorum. O 300-500 kişinin sayesinde buradasın. Bu kadar büyük refaha sahipsin. O bakımdan orada bir mutlaka ünlem koymak gerekiyor. Dediğinizde haklısınız. Son bir bir buçuk sene içerisinde ben muhalefete baktığımda gündemin çok daha rahat belirlediğini görüyorum. İşte geçen hafta mesela... Ee, tarım politikamızı açıkladık. Tarım politikamızı açıkladığımızdan hemen sonra e, hükümetten e, gübre desteğinin %100 arttırdığına dair haber geldi. İşte dün destek e, engelli vatandaşlarımız için e, nasıl bir istihdam modeli öngördüğümüzü açıkladık. E, aynı şeyi diğer muhalefet partileri de yapıyor. Dolayısıyla ben burada bir olumluya gidiş görüyorum. Yani muhalefet partilerinde e, çözüm önerileriyle daha sık e, muhalefet partilerinin çözüm önerileriyle daha sık geldiğini görüyorum. Bunun dışında gündemi oluşturma konusunda daha başarılı olduğunu görüyorum. Ve hakikaten de burada bize çok fazla yardımcı olan bir iktidar partisi var. İktidar partisi yanlış üzerine yanlış yaptığı sürece biz de çok rahatlıkla gündemi oluşturabiliyoruz. Evet, şimdi Barış, ben birazcık bekleteceğim konuklarımı. bu Berat Albayrak meselesinin siyasi okumasını bize yapsana. Şimdi tekrardan ısıtılıyor, ee, genel başkan da olabilir deniliyor Yok yine enerji bakanı olabilir deniliyor Yok dışişleri bakanı olabilir Hele dışişleri bakanı olursa zaten çok enteresan bir tablo çıkacak Çünkü Biden yönetimiyle çalışmak zorunda kalacak ee, Daha önce Trump yönetimiyle ve Trump'ın damadıyla Ve daha önce de hep söylediğimiz gibi arka koridor diplomasisiyle bir şekilde o dönemi götürdüler Ama Biden öyle bir başkan olmayacağını başından söyledi zaten Kurumlara inanırım dedi, e, diplomasiye inanırım dedi vesaire. E, nasıl okuyorsun bugünlerde devam evet. eden bu Berat Albayrak polemiğini? Evet, birincisi e, bu polemiğin benim hala yani bir soru işareti olarak söylüyorum. Hala anlamlandıramadım ama önemli bulduğum bir şey var. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okumuşsunuzdur. Evet. Biraz erken bir yazı dedi ama... Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bir sistem değişikliği tartışmasının olduğunu, partiyi Erdoğan'dan almaya çalışıyorlar dedikleri, yani genel başkanla cumhurbaşkanına ayrıştırma projesi olduğunu AKP için işaret ederek de bir ayağında ima ederek yazdı. Biraz önce işte telefonumda gördüm. Mesela Cumhurbaşkanı'nın eski dava arkadaşlarından Metin Külük o da bunu işaret edip aman buna dikkat edin gibi Görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde önümüzdeki dönemde sistem tartışmaları dahil en azından Abdülkadir Selvi gibi parti içinden bilgi alanları alırsak bir şey var, konu var. Bu bir. İki, ben Cumhurbaşkanı'nın Berat Albayrak'a sahiplenmesinin çok sistematik bir şekilde seyrettiğini görüyorum. Çünkü sadece kendisi konuşmadı orada. Dikkat edin Fahrettin Altun konuştu. Zaten ilk önce orada Ondan başladım. sonra işte şey konuştu. Lütfi Elvan konuştu, ondan sonra bakan konu... Ya Bir, bakıldığında bir bütün sistem olarak Berat Albayrak savunusu yapılmış. Bu bir. İki, görülüyor ki Berat Albayrak döneminin tam da biraz önce senin benim eksik bırakarak beni düzelttiğin ve hatırlattığın şekilde olduğu gibi Berat Albayrak döneminin ekonomik sorumluluğu bugünkü siyasi iktidarın üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunca zaman konuşmadıktan sonra bugün konuşarak çok net bir şekilde damadı üzerinden, Berat Albayrak üzerinden bu dönemin tartışılmasına izin vermeyeceğini göstermiş bence. Yani ben acaba giriyor mu, girmiyor mu tartışmasına önce bunu söylemek istiyorum. Net olarak Cumhurbaşkanı bu dönem tartışılmayacak diyor. Üçüncüsü acaba politikaya giriyor? Bu sorunun yanıtı bence bu kadar çabuk olacak bir şey değil. Çünkü başından konuşulan şey şuydu. Bakın Berat Albayrak istifa metni burada. Sizin önünüzde de vardır. Hı hı. İstifa metninde birincisi Berat Albayrak sağlık nedenleriyle gittiğini söyledi ki doğru, doğru mudur, değil midir tartışmıyoruz. İstifa nedenleriyle gittiğini söyledi. Öte yanda at izinin it izine karıştığı hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle bir zamanda dedi. Yani bu tabii ki atistiği, itiz, itizi, hakla batılı ayırt etmenin zorlaştığını bir kişi hükümetin içinden söyleyerek istifa ediyorsa bunu, yani bir hani biraz önceki gördüğümüz örneklerdeki muhalefete karşı değilse bu içeriye söylenmiş bir daha. Bu esasında büyük bir krizin de yaşanmış olduğunu ve aslında arkasından, it, it. arkasından, yapılan tasfiyeye bakarsak nihayetinde bu bütün büyük bir fotoğraf ilişkin bir şey söylüyor. Bu arada Geliyor mu diye tartışıyoruz ama çok da giden oldu. Hı hı. Berat Albayrak demek sadece bakan demek değil. Bir sürü bürokrat gitti resmi gazeteyi açıyorsunuz sürekli giden bürokratlar var. Giden medyalar var. İl başkanı var şimdi. Giden şimdi il başkanı var bugün itibariyle yani Bayram şen Ocak Berat Albayrak yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Onun teveccühüne mazhar İstanbul olan il kişiydi. Başkanı söyleyelim evet il başkanı bugün gitti. Bu açıdan baktığında Berat Albayrak dönemi... Adalet ve Kalkınma Partisi adına. En azından Berat Bey figürü için bitmesi öngörülmüş o haliyle. Ama öte yandan da ben Cumhurbaşkanının şöyle bir politika tarzı olduğunu biliyorum. Eğer bir kişi bütünüyle silmediyse yıpranmış karakterleri yani biraz önce söylediğim sistemde iş yaptırmış ve onun aracılığı bu arada çözüm sürecini yıpranmış karakteri de işte Efkan Alay'dı. Yalçın Akdoğan da onları da aynı politikayı yaptı. Yıllarca alıp kenarda oturttu. Kenarda oturttuk sonra başka bir görevde karşımıza çıkıyor. Ama ben şu ana erken buluyorum birazcık bunun için. Ben şu anki Cumhurbaşkanı'nın bir anda çıkıp konuşmasının muhalefetin gerçekten de 128 milyar dolar bahsinin çok kuvvetli bir yumruk. Hele böyle bir ekonomik kriz döneminde çok büyük bir yumruk. Hele e, Türkiye'nin e, sadece içeride değil dışarıda da rezervlerinin tartışıldığı bir dönemde bu bahsi açmak çok büyük bir mesele. Buna cevap verme zorunluluğundan artı Berat Albayrak'ı görevden almış olabilirim ama Berat Albayrak dönemini tartıştırmam deme eğilimi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hemen her kimsenin çok kolay olabileceğini düşünmüyorum Berat Albayrak'ın hemen yarın gelip bir yere konumlanacağını ya da işte AK Parti genel başkanı olacağını falan. Daha hemen olacağını düşünme. Hemen olacağını düşünme. Bu, Bu bir de devirde bir olacak. soru soracağım. Bu, bunu Barış'la ilgili. Barış'ın söylediği. Bir e, Ümit Bey'e sorayım dedim. Siyasi parti temsilcisi olarak katılıyor mu Barış'a diye. Ama Hı. sen tut e, sorunu. Hayır ben bir bağlantı vereyim. Tamam. Bir ucunu şöyle bir bağlayarak sen oradan e, sor istersen. Çünkü ben de Murat'a da e, hem de Mit ee, Bey'e de Murat Bey'e de bir sorum olacak ama Şimdi çok önemli bir yazı e, Haber vardı bugün e, Gazetelerde O da şuydu bir gün gazetesinde ben gördüm Bilmiyorum diğer gazetelerde var mıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eski metin yazarı Aydın Ünal ifadeye çağrıldı Nedeni de şu Pelikan yeni FETÖ'dür Dediği için Şimdi bu Pelikan meselesi böyle ateşten bir şey biliyorsun e, ortalıkta dokunan yanıyor dokunan yanıyor bu pelikan kim hani ona niye bunları ifadeye çağırıyorsunuz hiç başka bir açıklama bilmiyoruz neden olduğunu da bilmiyoruz ama kendi açıklaması e, pelikan yeni fetödür dedim diye beni ifadeye çağırdılar dedi şimdi bu önemli bir bir şey bir bu tartışmaların ortasına e, oturuyor ortasına yani. oturuyor yani tam bu gündemin ortasına oturuyor böyle bir zamanda niye ki yani Pelikan kim ki de onu FETÖ ile bağdaştırmak suç olsun diye hepimiz biliyoruz da işte soru işareti olarak bırakıyorum. Dolayısıyla bu önemli bir nokta oradan sen istersen ha. Hayır, ben Mimit e, Bey'e e, soracaktım yani siz Barış e, Terkoğlu bir okuma yaptı Emin'in de şimdi söylediğini de üstüne koyarsak sizin okumanız nedir İyi Parti olarak yani e, burada e, at izi it izi ne karıştı dedi. O kadarla da yetinmedi. Sonumuzu hayır eylesin diye gitti Berat Albayrak. Sonumuzu hayır eylesin. Yani e, nasıl değerlendiriyorsunuz ve muhalefet bir muhalefet partisi olarak nasıl okuyorsunuz süreci? Şöyle okuyorum. Birincisi geçenlerde Sözcü Gazetesi'ne kullandığım cümleyi kullanayım. Hem Berat Bey hem de bürokratı kendine yakıştığı gibi gitti. Yani bir devlet adamı asilliğinde gitmedi. Bir bakıma çok bir devlet adamına yakışmayan bir mektup yazıp, gayri ciddi bir mektup yazıp deyim yerindeyse sıvışarak gitti. O yüzden burada ben onun gidişatını herhangi bir şekilde onun devir teslim, onun görevinin, onun makamında bir devir teslim yapılamayışının bizim Türk Devleti'ne kara bir leke olarak geçeceğini düşünenler dedim. Yani Berat Bey yakıştı fakat Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı'na yakışmadı. Ben bu süreci gidiş sürecini öyle okuyorum. Dönüşte de ben böyle bir şeye ihtimal vermem. Yani biraz önce buradaki bütün konuşmacılar da söyledi. Ekonomide hakikaten çok kötü bir tablo çizdi. Çok başarısız bir bakandı aynı başarısızlığın üzerine e, tekrardan kendisine kritik bir görev verileceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda bir hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de İyi Partili olarak da e, kendisinin e, göreve e, gelmemesini umuyorum. E, çünkü hakikaten e, şey e, ülkeye e, herhangi bir faydası dokunan hiçbir şey yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanı gibi kritik bir dönemdeyken ben bu tartışmalar biraz sürecektir büyük ihtimalle. Ama benim şahsi görüşüm, siyasi tecrübem henüz yok, çok fazla yok ama şahsi görüşüm Berat Bey'in yeniden görev almayacağı konusunda. Bir de bir esprili bir cevap vereyim. Bize bu gecenin bu vaktinde seyreden üniversite öğrencileri varsa, yani eğer <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar fazla seviyorsa gidip konuşabilir. Bu kadar seviyorsa gitsin konuşsun ama ortada yok kendisi. Düşünebiliyor musunuz? Bakın bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı bir Instagram üzerinden istifa mektubu yazıyor ve ortada yok. Yani yani bu bu bile çok başlı başına çok büyük bir skandal, çok büyük bir ayıp. Yani devlet terbiyesinden bu kadar uzak bir kişinin bir daha yeniden kritik bir göreve gelmesi hakikaten çok üzücü olur. Yani ben hem iyi iyi partili bir genel başkan yardımcısı olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna sadece üzülürüm.